Tongsu Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Eşkenar dörtgen ve deltoid konusuyla birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeyelim ve başlayalım. Eşkenar dörtgende açı ve köşegen üzerinde duracağız önce. Hani bu özellikleri öğreneceğiz. Eşkenar üçgende açı ve köşegenler ne şekilde konumlanmıştır ve ne tür eşitlikler, benzerlikler vardır üzerinde duracağız ve bakacağız. Eşkenar dörtgende alan bulmayı öğreneceğiz. Ardından deltoide geçeceğiz hemen. Deltoide açı ve köşegen özelliklerini yaptıktan sonra deltoide alanımızı öğrenip konuyu tamamlamış artık öğrenmiş olacağız. O zaman başlayalım. Eşkenar dörtgen diyor. Şimdi tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olan paralel kenara ne diyoruz biz? Eşkenar dörtgen. Paralel kenardan bizi eşkenar dörtgeni ayıran yegane özellik ne? Bütün kenar uzunluklarının eşit olması. Yazalım o zaman bunları. A, 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 A diye ayrılsın. Eşkenar dörtgende köşegenler birbirini burada gördüğümüz üzere Köşegenler birbirlerini dik keserler. Dik keser. Ve köşegenler aslında açı ortaydır. Mesela şurası A köşesinden C köşesine çektiğimiz köşegen. Şu, bu ikisi eşit ve bu ikisi eşit olmak durumunda. Köşegenler açı ortaydır. Yine aynı şekilde BD köşegeninden bahsediyorsak bunlar da eşit olmalı. Şu iki açı birbirine bu iki açı birbirine aynı zamanda buna karşılıklı olarak birbirlerine eşittir. Çevreyi bulurken de ne yapacağız? Çok basit zaten. Eşkenar bir dörtgense kenarları eşit adı üstünde 4A yazarız. Her bir kenarı A olduğu için. O zaman hadi sorularımıza geçelim. Bakalım nasıl çıkıyormuş? ABCD bir eşkenar dörtgen. AC ve BD köşegen ise X artı Y kaçtır demiş bize. Ben görüyorum burada. Şunu bir kere biliyorum. Burası dikti. Eşkenar dörtgende özelliğimiz köşegenler birbirini dik kesmesiydi. Ee, sonra ne biliyordum ben? Köşegenler açı ortaydı değil mi? Burası 30 sa burası da 30 olacak. E ben buradan x'i bulabilirim artık. Ne yapacağım? Artık x artı 20 artı 30 artı 90 eşittir. Burası ne yapar? 120, 140. Yani bu 180 eşit olacak. x de buradan 140'ı karşıya attığımızda 40 çıkmış olacak. Şimdi y'yi bulalım. Burası y eksi 5. Yine aynı şekilde ne yapabiliriz? Bakalım burası 90. Şurası 90. X 40 bulmuştuk. Burası x artı 20 ise burası da x artı 20 idi. 40 artı 20'den burası 60 yapacak. O zaman yine üçgenin 180 olduğunu biliyoruz iç açılar toplamını. Yine toplayalım. Y eksi 5 artı 60 artı 90 eşittir 180. E ne olacak? Burası 150. Karşıya attık. 30. Eksi 5 ile karşıya atarsak y eşittir. 35 oldu. X artı y'yi soruyordu. X artı y eşittir. 40 artı 35'ten 75 yapacak diyebiliriz. Ve bir sonraki sorumuza geçeriz. Soru da bize diyor ki ABC'de eşkenar dörtgen olduğuna göre A kaç derecedir? Eşkenar dörtgen diyor. Bunun en önemli özelliği neydi eşkenar dörtgen olmasının? Bütün kenarların eşit uzunlukta olmasıydı. Yani burası buysa burası da budur. Burası da budur, burası da aynısı ya. Yani burası a ise a a a diye yazabilirim. Şimdi bakıyorum, 48 derece demiş ABE açısına. ABE açısı 48 derece ise e, burası da ikiz kenar üçgen olduğunu görüyorum kenarların aynı olduğundan dolayı yazdık o zaman ne olacak 180'den 48'i çıkarıp 2'ye böleceğim 180'den 48'i çıkarırsak ne olur 132 olur 2'ye bölersek de 66 66 olarak yazmış oluruz biz burayı daha sonra bakıyorum yine şunlar aynı o zaman bu ikisi de aynı olacak bakıyorum ne yapabilirim Burası Alfa artı 66 Burası da karşılıklı olarak aynı olacakları için eşkenar dörtgende Burası da Alfa artı 66 buraya ne kalır 26'sı buradaysa Alfa artı 66'nın Alfa artı 40 kalır buraya bunu görüyorum o zaman şurası da Alfa artı 40'tır diyebilirim bu açıyı bilmiyorum Burası bunlardan farklı bir açı x diyeyim bu açıya da şimdi başka ne yapabilirim bunu düşünüyorum ha hemen şu olayımı görüyorum bunu biliyorum ben şu olayın ne demek olduğunu hatta etrafını çizeyim. Yani açılar konusundan şu olayı biliyorum. Şuradaki açı e, pardon bu bu ve bu. Şu üç açının toplamı bu ortadaki açıya eşitti. Oradan alfayı çıkartabiliriz. Hemen e, ama daha ne lazım? Şurası lazım. Burasının ne olduğunu biliyorum. Bunlar da yine karşılıklı açılar eşit olduğu için 48 artı x burası. 48 artı x. Yazalım şimdi o zaman. 48 artı x artı alfa artı 26 eşittir. 66 artı alfa artı 40. Burada alfalar birbirini götürecek. X'e ulaşmış olacağım. Şunlar gidecek birbirlerini götürecekler. 48 artı 26 ne yapacak? 48, 26'yı toplarsak 54, 64, 74. X artı 74 eşittir. 106 yapacak. Bunu da karşıya attığımızda X buradan 32 gelecek. Şimdi başka ne yapabilirim? Düşünüyorum. X'i bulduğum için artık olay çok kolay. Çünkü X yerine şuradaki üçgende EBC üçgeninde 32 yazdığım zaman artık burası da ikizkenar üçgen olduğu için şu iki açıyı bulup alfa'yı bulabilirim. Yapalım. Alfa artı hatta 2 alfa artı 80 yazalım direkt artı 80 artı x yani 32. Ne yapacak? 180 yapacak. 80'i karşıya attık 100 oldu. 32'yi karşıya atarsak 68 olur. 2 alfa eşittir. 68. Alfa da buradan bize 34 gelecektir. Bu soru tipimizde böyle çözmüş olduk. Bir sonraki soruya geçelim. Diyor ki ABC'de bileşkenler dörtgen ACK doğrusal. AC ve K doğrusalmış burası. BK 25. BK 25 yazalım hemen. Burası 25. AC C, eşit. AC K'ya eşitmiş. Şöyle ve olmuş. Burası 10, burası da 10. Yazdık tamam. E, sonra devam ediyoruz. E, ADX kaç santimetredir? ADX. E, burası X'miş. A yazmışız. X olacak. X kaç santimetredir? Burada şunu yapabiliriz. E, burada bir köşegen varsa ben hemen diğer köşegenimi de çizerim. Aslında bu olay böyledir. Bir köşegen varsa diğerini de çizdirir genelde size. Buradan şöyle köşegen çizelim. Şunlar da eşit olacak. Buraya da 5 5 yazalım. Şurayı farklı bir çizgi olsun. Burası 10 olsun Old çünkü. 5 ee, 5 yazdık buraya. Burası 10. Hem bakıyorum. Şuranın tamamı 15 yaptı. Burası 25. E, köşegenlerin birbirini dik kestiğini biliyorum. 15 bir şey 25 üçgeni. 3'ün e, 5 beş katı, 5'in 5 beş katı burası 4'ün 5 katı olacak o zaman 20 olacak. E burayla burada eşit. Burası da 20 olacak. E, ne kaldı bana? Nereyi soruyordu? AD'yi soruyordu. X'i. Şurayı soruyordu. E burası da dik. Bunu da biliyorum. O zaman X kare eşittir. Yine Pisagor kullanacağım. Eşittir. 20'nin karesi artı 5'in karesi diyebilirim ben burada. Yani X kare eşittir. E, ne yapacak? 20 karesi 400. E, 400 ile 5'in karesini alırsak. Hatta doğru mu yaptık? Bir daha bakalım. 20, 20. Evet doğru. E, 20'nin karesi artı 5'in karesi. 20'nin karesi artı 5'in karesi kök içerisinde yazalım bu sefer. X eşittir 425 yapacak. Tabii ki kök içerisinde deyip işi bitirebiliriz. Bu da tabii ki şey yapabilir hani 25'e tekrar bölünüp 5 kök bir şey olarak devam edebilir. Hatta bakalım 425'i böldüğümüzde 25'e 17 yapıyor. O zaman burası 25 çıra e 5 e çıkar 5 kök 17 yapar diyebiliriz santimetre olarak. Ve eşkenar dörtgende alan deriz. Şimdi eşkenar dörtgende alan bulurken ne yapıyoruz? E, BN, DM eşittir H. Şimdi H uzunluğuna eşitmiş. BN yüksekliği ve DM yüksekliği H olarak verilmiş olsun diyor. Ve bunlar birbirine eşit. bütün kenarlardan ineceğimiz yükseklikler birbirine eşit olacak eşkenar dörtgenen, dörtgende. alan ABCD'yi bulurken ne yapacağız? Alan ABCD'yi. iki tane yolumuz var aslında. Birincisi istersek bu köşegenler birbirine dik e, gelen köşegenleri uzunluklarını çarpıp yani AC köşegeni çarpı BD köşegeni ikiye bölebiliriz. Köşegenler çarpımı bölü 2 ya da klasik bizim formülümüz olan şeyi kullanabiliriz. Taban çarpı yükseklik. Yani DC yüksekliği e, tabanı çarpı BN yüksekliği yani H fark etmiyor. Bütün... E, şeyler yükseklikler aynı olduğu için istediğini yazabilirsin. Ee, bu da eşittir neye diyeceğiz? Diğer yüksekliğimizde ya da diğer tabanımız bunun indiği taban CB CB tabanı çarpı H. Bunların ikisi tabana alanı verecekmiş. O zaman sorularımıza bakalım nasıl geliyor. Sorularımız Diyor ki A, B, C, D, bir eşkenar dörtgen AE eşittir 8, EB eşittir 5 olduğuna göre alan ABCD'yi bulalım. Şimdi 5, 8 eşkenar dörtgen olduğuna göre bütün kenar uzunlukları aynı bunu biliyorum. 8, 5, 13 yapacak burası. Hemen burada bir dik üçgenim var. Özel üçgen bu. 5, 12, 13 üçgeni olduğunu biliyorum bunun da. Hemen bana yüksekliği vermiş haş yüksekliğini. Tabanı vermiş o zaman ben bunun alanını bulurum. 13 çarpı 12 pardon, alan eşittir A diyelim ona da. O da ne yapacak? 13 ile 12 çarparsak 6 120, pardon, 136 yapacaktır diyebiliriz alan ABCD. Bir sonraki sorumuza geçeriz. ABCD eşkenar dörtgen, AC köşegen, DK KB'ye dik diyor. DK KB'ye dik. AK 2, KC 8 ve diyor ki alan ABCD kaç santimetre karedir? Şimdi ne yapacağım? Ben burada bunu gördüğüm zaman bir köşegen hemen diğer köşegeni çiziyorum buradan çıkıyor genelde yani. Bu da taktik olsun. burada ne oldu? Köşe kenar birbirlerini dik keser. Bunu biliyorum. Ve burasıyla şurasının uzunluğu birbirine eşit olmalı. Şimdi şunun tamamı 8. Burası 2. Toplarsak 10. 2'ye böldüğümüzde burası 5 5 diye ayrılmalı. Yani şuraya 3 kalır. Burası da 5 olur diyebilirim. başka ne yapacağım? Hemen baktığım zaman. Burada öklit var aslında. çünkü dikten dik inmiş. 3'ün karesi bu ikisinin çarpımına eşitti. Yani D şuraya da O diyelim. DO çarpı OB 3'ün karesi bunun ikisinin çarpımına eşit yani Bu iki uzunlukla eşitse 3 ile 3'ün çarpımı yine 3 eşit olmayacak Burası da 3 3 olarak yazılı Şimdi artık iki köşegenin uzunluğunu da biliyorum Alan ABCD'yi bulabilirim Alan eşittir diyelim 6 şu köşegenin uzunluğu 10 bu köşegenin uzunluğu Bölü 2 Yani 60 bölü 2'den 30 gelmesi gerekiyor Ve deltoid'e geçelim Deltoide'de özelliklerimize bakalım açı ve kenar ortay e, açı ortay işte köşegen özelliklerine bakacağımız zaman tabanları ortak iki ikiz kenar üçgeni oluşturduğu dörtgene biz deltoid diyoruz. Deltoid. Bak tekrar ediyorum önemli burası taban ortak olan aslında iki tane ikiz kenar üçgenim var. İkiz kenar olduğu için ne olacak e, bu aynı kenarlara eşit pek kenarlara denk gelen açıların Birbirine eşit olması gerekiyor. Burada aynı şekilde şu iki kenar eşit. O zamanlar denk gelen açılar birbirlerine eşit olması gerekiyor. Ve ikizkenar üçgenden inceyim e, dik burayı aslında iki eşit parçaya bölecek. Ve aynı zamanda bu indiğim yükseklik ne olması gerekiyordu? Açı ortay olması gerekiyordu. Daha sonra ne var? İkiz kenar olduğu için şu ikisi eşit. Ve şunun ikisi eşit diyebilirim. Başka da söyleyebileceğimiz burada bu kadar. KM köşegeni ne olması gerekiyor? KM köşegeni söyledik. Açı ortay. Açı ortay. Hatta burası da aynı şekilde açı ortay olacak. Ve ne diyebiliriz? Burası iki şekli aynı iki eşit parçaya böldüğü için simetri ekseni diyebiliriz. Simetri eksenidir. Köşegenler de baktığımız zaman yine az önceki paralel kenarda olduğu gibi dik kesişirler o zaman sorularımıza bakalım. Neler, nereleri nelerde kullanacağız? Bunları görmüş olalım. Sorumuz diyor ki ABCD deltoid OB 3 OD. Şimdi OB 3 OD diyorsa o zaman şunu yapabilirim. Buraya A dersem burası 3 A olur. Daha sonra ne demiş? DC 5 burası 5'miş. AB7. AB 7. AB dedi burası 7. Ee, bakıyorum başka ne var? Başka da bir şey yok. E bana zaten bu yeterli. Şimdi şunu biliyorum, bunun ikisi eşit parçaya ayrılmış olması gerekiyor çünkü iki tane e, ikiz kenar üçgenden inen yükseklik böyle burada tabanı iki eş parçaya ayıracak. Bunu biliyorum. E, buraya da ne diyelim? Mesela B diyelim, B B diyelim. Şimdi burası 7 ise, şurası da 7, burası 5 ise, burası da çok gerekli bir detay değil ama söyleyelim yani. E, ne olacak? DB uzunluğunu bulalım diyor. Şu uzunluğu yani 4a'yı soruyor bize. 4a nedir diyor? Ben burada hemen iki tane denklem kurabilirim Pisagor'dan. Çünkü buralar dik. A kare artı B kare eşittir 25. Yine aynı şekilde 3A kare artı B kare eşittir 49. Burada denklem denkleştireceğim artık. 2 bilinmeyenle yani iki tane denklemim var. Burayı eksiyle çarparım. Şu eksi b kareler gider. Eksi a kare burası da 9 a kare. Çıkardığım zaman 8 a kare kalacak. Eksi 25 artı 49 toplarsak 24 yapar. A kare buradan ne yapacak? 3 yapacak. Her iki tarafta kök içerisine alırsam a da kök 3 olmuş olacak. Bize neyi soruyor? db'yi soruyordu. 4a'yı soruyordu. 4A o zaman burada şunu da söyleyebiliriz. 4 A eşittir. 4 kök 3'tür sorumuzu da bitirmiş oluruz uzunlukta. bir sonraki sorumuzda diyor ki ABCD bir deltoid. DAE. DAE, D A E bakalım D A E ee, ve E A F E A F burada yanlış yazılmış. Bunlar şunu söylemek istiyor aslında. Düzeltelim biz bunu. CDE aslında burası. Şunu yazalım. C, D, E. C, D, E. Eşit olacak neye? E, A, F'ye. E, D, C'ye aslında. E, D, C'ye. Şöyle yazalım. M, C, D, E. Eşittir M, E, D, C. Tamam bunu bize vermeye çalışıyordu. M, B 2 santimetre. Bakalım MB 2 santimetre. O zaman burası 2 ise burası da 2 idi. Ben bunu biliyorum. M, E 1 santimetre. ME 1 cm. Tamam bunu da bulduk. Ve şurada bir diklik olduğunu da biliyoruz biz. Daha sonra baktığımızda ne lazım bize? x kaçtır diyor. Tam burası x ise burası da x'dir dedik. Şimdi e, burada bir üçgen özelliği var. Üçgen bilmek çok önemli. Deltoid özellikle. Deltoid çünkü adı üstünde. iki tane ikiz kenar üçgenin birleştirilerek oluşturduğu bir şekil olduğu için deltoidi çok iyi anlayabilmemiz için ne yapmamız lazım? Üçgeni çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Üçgende şöyle bir özellik vardı. Böyle açı orta indirdiğimiz zaman buradaki açıortayın ayırdığı tabandaki kenar e, yanındaki yükseklik olan kenar. Yani bir sonraki Kenara oranı. Buradaki kenarında şu kenara oranı olmuş oluyor. Yani EC'nin DC'ye oranı EM'nin DM'ye oranına eşit olacak. Burada ne var? 2 bölü 1 ise 2'ye 1 oranı olması gerekiyor yine. Yani burası X ise burası da X bölü 2 olmalı. E tamam artık ben buradan Pisagor yapabilirim. 2'nin karesi artı 1 artı X bölü 2'nin karesi eşittir x kareye diyebilirim. Yani 4 artı 1 artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katını yapacak? x yapacak artı x kare bölü 4. O da x kareye eşit olmalı. 5 artı artı x eşittir. Buna karşıya attığımızda burada 4 x kare bölü 4'ten 3 x kare bölü 4 olacak. Her tarafı 4 ile çarpalım. Şöyle yapalım. Her tarafı 4 ile çarparsak bunu da bunların hepsini de bu tarafa atalım. 3x kare eksi 4x eksi 20 eşittir 0 oldu. Burayı da çarpanlarına ayırabiliriz. 3x x burayı da ne yapabiliriz? Eksi 10'a 2 diye ayırsak. Aynen burada ortayı verdi bize. Şimdi ne yapacağız? 3x eksi 10. 3x eksi 10 çarpı 2 x artı 2 ne olacak 0 buradan bize gerekli olan x'in pozitif değeri yani şuradakini alacağız 3x eksi 10'dan alacağımız 0 yapan değer x'e ne olacak? x eşittir 10 bölü 3 olacak. Demek ki x 10 bölü 3'müş diyebiliriz. Ve bir sonraki sorumuza geçeriz. Dikdörtgen biçimindeki ABCD kağıdı AK boyunca katlanıyor. Bu Katlama soruları çok önemli. Buraya çok dikkat edelim. Katlama sorularını çünkü ÖSYM de çok seviyor. Hani sınavlarda, deneme sınavlarında çok çok çokça geliyor. Dikdörtgen biçimdeki ABC kağıdı AK boyunca katlanıyor. AK boyunca. AD eşittir 15. AD 15. AD 15 ise bu buradan katlandığı için burası da 15 olacak deriz. DK eşittir 23. DK 23 daha sonra baktığımızda aslında dk aslında şuradaki şu uzunluğun tamamı da dk 23. E burası x ise burası da 23 eksi x diyebiliriz. LD üssü kaçtır yani şu x'i soruyor bize. Ne yapabiliriz? Düşünelim. Şimdi burada bir deltoid oluştuğunu görüyoruz. Yani şu ADK D üssü şurada bize bir deltoid oluşturduğunu görüyoruz. Deltoid özellikleri üzerine ilerleyelim. Neydi? Şu açı bu açıya eşit bu açı bu açıya eşit. Daha sonra bunların ikisi birbirini dikdörtgen olduğu için şu AB ile DC paralel. Yani şurada bir ne çıkıyor bize? Z kuralı çıkıyor. Burada ne yapacağız? Burası e, şu açı aynı zamanda şuradaki açı olmuş olacak. Yani bu da bize demek oluyor ki bu kenar uzunluğuyla yani LK ile A l birbirine eşit yani burası 23 eksi x ise burası da 23 eksi x'tir. Ee, daha sonra baktığımızda bu dikdörtgenden dolayı yani şurası dikti aynı şekilde burası da dik olacak. Hemen hipotenüs bize göz kırpıyor Pisagor bağıntısı x kare artı 15'in karesi eşittir 23 eksi x'in karesi diyebiliriz. Ne olacak burada x kare artı 15'in karesi de 225 yapıyor eşittir. 23'ün karesi kaçta? 3, 9, 529 eksi birinci ikinci çarpımın iki katı 46 x artı x kare deriz. Bu x kareler birbirlerini götürürler. Ne olacak? 46 x bu tarafa alalım. 46 x eşittir. 529'dan 225'e çıkarırsak 304 yapacak. Her iki tarafta 46'ya böldüğümüz zaman 46'ya böldüğümüz zaman x eşittir. Burada 6 kere desek 6 6 gibi bir şey yapacak. Biz bunu 7'ye yaklaştıralım. 7'ymiş gibi düşünelim. Sayıları birazcık daha farklı verebilirdik. 7 gibi düşünelim. 7 üzerine devam edelim. X eşittir. Ne olmuş oldu? 7 olmuş oldu. Bize zaten bunu soruyor. Ya da direkt 6,6'da da bırakabiliriz bunu. Yani burada bize KL'yi de sorabilirdi. Aslında öyle düşün. KL'yi soruyor olsaydı direkt 7 gibi düşünüp 16 diyecektik. Ama Direkt ikisi soruyormuş. Direkt 6,6 diye de bırakabiliriz. O zaman hadi ne yapalım? Deltoid'de alana geçelim. Deltoid'de alan ne olacak? Deltoid şeklimiz verilmiş. Ve ne yapmış? Dikleri indirmiş. Bizim için çok önemli. Burada çünkü tabanla göre hareket edeceğiz. Şimdi deltoid alanı da yine iki farklı şekilde bulabiliyoruz. Yine ne yapacağız? Eşkenar dörtgendeki gibi. Burada köşegenleri çarpıp ikiye bölebiliriz. Yani AC köşegeni yazalım AC çarpı BD köşegeni bölü 2. Ya da ne yapabiliriz? MA yüksekliği ile bu yüksekliğe denk gelen CB tabanı yazalım. CB çarpı MA. Şöyle yapalım. MA. Yükseklik taban çarpı yükseklik yaptık. Ya da aynı şekilde CN yüksekliğim var benim. Buna denk geldi. AB tabanı yapabilirim. AB çarpı CN diyebilirim. Ee, alan bu iki şekilde bulunuyor. Yani ya köşegenleri kullanırız ya da taban çarpı yükseklikte buluruz. O zaman da sorularımıza geçelim. ABC'de bir deltoid AC ve BD köşegen DC 4 santim. DC dediği burası 4 santim. KB 16. Buna göre alan ABC'de e, kaç santimetre karedir demiş. Şimdi buranın şurada bir sıkıntı var. DC bu DK olması gerekiyordu. Buradan çıkmıyor çünkü. Şurayı DK yapalım. DK eşittir işte 4 santim diyelim. Yani burası değil. Burası 4. Tamam şimdi çıkacak. Burada ne var? Dik var. Yine aynı şekilde dikten dik indiğimiz için burası ne olacak? Öklit kullanacağız. 4 çarpı 16 bu yüksekliğin karesine eşit olacak. Yani burası a desek a kare eşittir. A kare eşittir. Ne olacak? 4 çarpı 16 olacak. A kare eşittir 64. A buradan 8 gelecek. Şurası 8. E bu uzunluklar birbirine eşit. Bunu biliyorum. Burası 8 ise burası da 8 olmalı. Alan A, artık bulabilirim. Çünkü iki köşegenin uzunluğunu da biliyorum. 8, 8 daha 16 yapacak. 16 çarpı 20 DB uzunluğu da bölü 2 yapacağız. Bunlar sağda yaşıyor. 10 olur. Alanım 160 çıkmış olur ve bir sonraki soruya geçmiş oluruz. Sorumuz bize diyor ki şekildeki ön yüzü mavi, arka yüzü sarı renk olan ABCD deltoidi DB kenarı boyunca katlanmıştır. DB kenarını gösterelim. Ve diyor ki DB 16. Şu uzunluk 16'ymış. Ne yaparım ben burada? Çevre ABC'de, ABD'de yani şu üçgenin çevresi 40 santim olduğuna göre deltoid katlandıktan sonra görülen mavi kısmın alanı kaç santimetre karedir? Şu kısmın alanını soruyor bize. Şimdi bu deltoid olduğuna göre ne olacak? İkiz kenar olmak durumunda. Yani şurayla şurası eşit. Burası 16 ise tamamın çevresi 40 ise geriye 24 kalır. Ee, baktığımız zaman hatta biz bunu 40'ı 50 olarak değiştirelim şöyle. Bu 50 50'ymiş gibi düşünelim. Daha güzel çıkacak sonuç. 40 bizi köklerle uğraştıracak. 50 dersek ne olacak? 16 çıkardığımız zaman 50'den 40, 34 yapacak. 34'ü 2'ye böldüğümüzde 17, 17 olacak. Çevre 50 dedik. 50 50'ymiş gibi düşünelim. Şimdi 16, 17, 17. Ben şurayı hemen böyle 2'ye böldüğüm zaman burası 8, ...ve 8 diye ayrılır. Şöyle düzgün yazalım. 8, 8 diye ayrılır. Bunu biliyorum. Şimdi 8 var. Ee, burası başka ne vermişti bize? BC 10 demiş. Şurası 10, burası 10. 8, şurası da dik. 8, 6, 8, 10 üçgenini burada görmemiz gerekiyor. 6, 8, 10 üçgeni. Yani şunun yüksekliğinin 6 olduğunu göreceğim. Daha sonra başka ne var? A, B, D üçgeni. Büyük üçgende de yine aynı şekilde... ...ben bu diki indiğim zaman bu altın da şuranın tamamının yüksekliğinin 8, 15, 17 üçgeninden de yükseklik olduğunu bileceğim. Yani burada 50 yapmamızın sebebi şurası 12 olacaktı. Burada güzel bir şey çıkmayacak. Köklerle uğraştıracaktı. Böyle tak diye 15'i e koymuş olacağız. Daha sonra baktığımızda ne yapabiliriz? Bize alanı soruyor. Mavi kısmın alanını. O zaman sarı kısmın alanını buluruz şeklin tamamının alanını buluruz. Büyük üçgenin alanını. Sarı kısmı çıkarıp işlemimizi yapmış oluruz. Şöyle yapalım. 6 çarpı 8 bölü 2 oldu. Şey pardon. 6 çarpı 16 bölü 2. Küçük üçgenin alanı. Büyük üçgenin alanı neydi? Ee, 15 çarpı 16 bölü 2. Küçük üçgenin alanı da tekrar yazalım. 6 çarpı 16 bölü 2. Bunu çıkardığımız zaman mavi kısmın alanını bulmuş olacağız. Bunlar sadece 8 kalır. 8 kere 15 120 yapar. 2 ile de 16 sadeleştirelim. 8 yapar. 6 kere 8 48. Buradan da 120 eksi 48 de ne yapacak? 72 yapacak. Mavi kısmın alanı diyebiliriz ve konu biterken artık konumuzu bitirmiş olduğumuz için ne yaptık? Eşkenar dörtgende açı ve köşegen özellikleri üzerine durduk. Daha sonra eşkenar üçgen dörtgende alanı işledik. Alanla ilgili sorularımızı çözdük. Sonrasında deltoide geçtik. Deltoid'deki açı ve köşegen özellikleri üzerine durduk. Sonrasında deltoide alanla alakalı sorularımızı çözüp bitirmiş olduk. O zaman artık ödevde diyebiliriz sıra. Bugün eşkenar dörtgen ve deltoidi işledik. 27 e, Nisan Çarşamba günü. Ne yapacağız? Ödevlerimizi yapacağız. Hemen açıyoruz önümüze sıfırdan olan matematik kitabımızı, sıfırdan olan matematik konu anlatımlı kitabımızda da deltoid ve ile ilgili kısımları e, halletmiş oluyoruz. O da sayfa 270-275 arası. Hemen açalım. 270 275 arası diyor. Hemen burada aynen eşkenar dörtgen açı uzunluk özellikleri. Daha sonrasında da deltoid açmış olacağız. Deltoid de sayfa 288-293 arasında olacak. Geldiğimizde buraya aynen deltoid açı ve köşegen özellikleri ve deltoid de alanı halletmiş olacağız sıfırdan ona. Çünkü ne diyorduk konuyu sadece dinlemek yeterli olmuyordu konuyu dinleyip anladıktan sonra daha böyle içselleştirmek için görebildiğimiz kadar soru tarzı görmemiz lazımdı. Onu da ancak soru çözerek yapabiliriz. Sıfırdan ona, ona da hani bu temeli oluşturduktan sonra daha sonrası Dinamo Soru Bankamıza geçeriz. Ve Dinamo Soru Bankamıza da test 47.50 ve 61-64 arasında çözdüğümüz zaman konumuzu çok güzel bir şekilde halletmiş olacağız diyebiliriz. O zaman sıra sizde artık konu biterken bittiğine göre ödüllü sorumuzla ödüllü sorumuzu çözüp aynı şekilde yine çok güzel işlediğimiz konuyla alakalı para eşkenar dörtgenle alakalı bir soru koyduk buraya. Cevabı yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.